Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Mutlaları Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Gaziantep ili Oğuz ilçesi çiftçi mallarını koruma başkanı Mehmet Gülaşlı ile çiftçilerimizin sorunları hakkında ve çiftçi malları koruma başkanlığının sorunları hakkında röportaj yapacağız. Ama öncelikle ben bu çiftçi malları koruma başkanlığının yerini müsait olmadığını gördüm değil mi? Oğuz El Belediye Başkanımızdan yeni yapılan belediye binasında öncelikle bir yer vermesi istiyoruz. Ya arsalarına bir yer normalde yaptınız yani. Ya oradan bir oda verip de çok geniş değil mi? Evet. Evet Mehmet Başkanım. Evet. Çiftçi malları korumada ne gibi sıkıntılarımız var Oğuz El ilçesinde? Şimdi çiftçilerin sıkıntısını söyleyeyim ben. Bu gelen Alevren Deresi'nden gelen suyun atık suların atıklar sulara karıştığından dolayı çiftçilerimiz tamatisten, patatesten, her türlü meyvelerden, zevkelerden ekip içemiyoruz. Biber, tamatesiz, evet. Patlıcanlar, patlıcanın bir kabak, onun haricinde bir şey olmuyor. Ceviz ağaçları, onun kayısı ağaçları kuruyor, onu yetiştiremiyoruz. Büyükşehir ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ricamız bu suyun temizlenmesi. Evet. Ve su arıtma tesisinin ünlü 4 günlük tesisinin de bizden çalışması. Ünlü hiç çalışmıyor. 4 günlük bizden çalışmıyor biz duyduğumuza göre. Evet. Su bana zehirli geliyor. Onu da yayınlayacağız. Yani simsiyah akıyor sayın izleyiciler. Oğuz Yeni'nin içerisinden tam ilçe merkezinin içerisinden akan o dere. Evet. Evet. Ne deresi diyorsun ona? Biz sarcı diyoruz, hala ben deriz. Antep'ten beri hala ben dediler o deriye. Evet, sayın izleyiciler, ben gördüm, başkanımız da güzel dile getirdi, simsiyah akıyor. Yani evet. Sanayinin atık maddeleri bu suya doğrudur. Arınmadan attığı için buradaki ürünlerimiz kuruyor, doğru mu? Olmuyor, kuruyor. Olmuyor, olmuyor. Evet. 72 yılında ben Almanya'ya giderken bu derede balık tutardık, çok temizdi. Evet, yani bu... Kuma suyu çok temizdi. Fakat bu 72 yıllardan bu yana, ben 72'de 78'de Almanya'da geldim diye sular zehirdi. Evet. O günden bu yana tomatis olmuyor, biber olmuyor, patates olmuyor, kayısı ve ceviz ağaçlarımız kuruyor yani. Evet, burada... Suyun temizlenmesinden Büyükşehir Belediye Reisi'nden ricam suyun temizlenmesi. Evet, başkanımız Mehmet Gülaşlı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e bu dereye akan atık suların arıtma sisteminin tam olarak çalışmasını evet, istiyor evet, değil mi? Tam rağmenle çalışmıyor. Böyle duyum alırız. Biz de araştırmacı gazeteci olarak çıplak gözle gördük. Bunu da halkın bilgisine sunacağız sayın izleyiciler. Simsiyah akıyor. Mutlaka bu sudan bayağı da fazla bir su akıyor sayın izleyiciler. Yani buradaki Barabobası diyoruz değil mi? Evet. Barabobasına yetecek şekilde burada su akıyor ancak sulama yapılmıyor. Neden? Şehir düşünüyor. Doğrudur. Kazan hayatlar var. Ağaçlar olmuyor yani. Ağaçlar duruyor. Çiftçi mallarını korumada kaç tane personel çalıştırıyorsunuz efendim? Koruma görevlisi. Şimdi 5 tane mevkimiz vardı. Evet. 2011 yılında hükümetimiz tarafından bir kanun çıkmış. İsteyen mükellef mağdur seçim olarak koruma başkanlığından düşürülebilir. Bunu duyan vatandaşlarımız her yerde dilekçe verir. Her cumanı düşürdü. Evet. O belirtiler mağdur düşürdükleri zaman bizim belirtilerin tavsiye edecek bütçen durmadığı için evet. Belirtiler çarpmak zorunda kaldı. Evet. Tazminatlarına oldu. Tazminat yok. Tazminat yok. Burada yok. Öyle bir kanun da yok. Kanun da yok. Tazminat evet. Ödeniyoruz. Şimdi sulamayla devam ediyoruz. Sulama birine bakıyoruz şimdi. He, sulamaya bakıyoruz. O günde yine hemen belçilik yapardık, hemen sulama yapardık. Evet, işlemine bakardık. Ya, onun için... Sulama birliği hangi sulama birliği? Birlikte seçim olarak Doğru Başkanlığı sulamaya bakıyor yani. Şu anda sulamaya bakıyor. Sulamaya bakıyor. Evet, buradan gelip elde ediliyor bu şişmaları koruma. Ne biliyorum. 5 sakla tutuyoruz. 5 kanalımız var. Her kanala bir 4-5 aylığına bir sulama mevsimi başladığı zaman biraz sulama memnun tutuyoruz. Onda 4 ay veya
güvenlikli ders ödeyip 5 ay çalışıyorlar. Ondan sonra Dersi değişiyor. Bir tek katibimiz var. Katibimiz devamlı var. Devamlı var. Kağıdımız var şu anda. Mesela 6. ayın veya 5. ayın birinde 5 adet sonra memur tutarız. Evet. Bunun haricinde sorunumuz var mı? Bunun haricinde sorunlarımız gel. Beton 10 yeni kanalımız var. Bu 5 kanaldan bir tanesi beton kanal oldu. Toprak oldu. Toprak. Dilekçemizi verdik. Büyükşehir'e. Evet. Onun yapılmasını istiyoruz. Cevap geldi mi size dilekçeme? Hayır. Daha cevap gelmedi. Ne zaman verdiniz dilekçenizi? Bir ay önce aşağı yukarı. Evet. Bir ay önce. Bir ay içerisinde cevap vermek zorundalar sayın seyirciler. Evet. Yapılan müracaatlara hangi resmi kuruluş olursa olsun devlet kuruluşu bir ay içerisinde mutlaka cevap vermek zorunda. Doğru. Evet. O ülkemizde ben istediğim zaman İşçiler çamur işleri çalışmıyorlar. Çamurda çıkıyor çamurdan. Evet. Ya bu beton kanallarında çalışıyorlar yani. Onların pisliği olduğu zaman temizlebiliyorum onu. Onun beton kanalımızda kanallarında bir kanal bir tanesinde beton kanalı yapmasını istiyorsunuz. %50 su kaybımız oluyor. Bambaya toprak kanalı. Toprak kanalı. Beton kanalı olursa insanlar daha çok sudan faydalanacak. Evet. Su kaybı daha fazla arazi sulanacak. Evet. Ürün daha fazla ürün alınacak. Doğru. Hem devletimiz hem üreticimiz kazanacak. Doğru. Evet. Çiftçi Malları Koruma Başkanı'nın bir getirisi var mı? Bir getirisi bizim getirimiz bir sulamadan para bakımından. O... Sizin için diyorum yani. Yok ben maaş almıyorum. Almıyorsun. Evet sayın izleyiciler. Bunu ben İzmir Bergama'da da öğrendim. Başka Manisa'da da öğrendim ki bu çiftçi mallarını koruma başkanlarımız hiçbir ücret almıyor. Allah rızası için. Evet. Aynen. Halka hizmet yapıyorlar. Bunu da bu vatandaşlarımızın öğrenmesi için söylüyorum. Değil mi? Doğru. Evet. Yani arkadaşımız biz vasıtacı olarak aradık. Köylüye kalktı geldi. Evet, başka bir yer. İşte çiftçi mallarını koruma başkanımız halk için çalışan bir vatandaşımız. Yani gönüllü olarak çalışıyor. Hiç bir getirisi yok. Hiçbir getirisi yok. O nedenle biz çiftçi mallarını koruma başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisine yönlerinde başarılar diliyoruz. İşte Oğuz Yeri halkının daha iyi üretim yapabilmesi için sulama alanına yönelmiş. O konuda halka hizmet sunuyor. Mehmet Gülaşlı başkanımıza başarılar diliyoruz ve başarılar devamı.